Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi size arkadaşlar yine iğne yasa modeli gösterip onu nasıl tığa çevirdiğimi göstereceğim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar ve ara suyu da şöyle minik kayalardan oluşuyor, dağdan oluşuyor. Şöyle bir tane de pembesini yapmış ama mavisi daha çok görünüyor. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet, modelim bu şekilde, bakın arkadaşlar, çok hoş ve çok zarif oldu. Bu da ara suyunda yaptığımız minik kayamız. Şimdi arkadaşlar, çoğunuz böyle zarif minik oyalardan hoşlandığınızı söylüyorsunuz. Büyük modelleri pek hoşlanmadığınızı söylüyorsunuz. Bu modeli görür görmez sizler için daha çevirmeliyim dedim arkadaşlar. İğne yasa modelini Instagram'da görünce bu şekilde çevirdim arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Yapımı da kolay. Bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ilk önce bu tığ battığının içine arkadaşlar sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Şimdi ben ikinci tığ küçük kayamı yapacağım için direkt tığ battığının içine böyle 3 tane tığ battı yaptım arkadaşlar. Şöyle siz ilk başlarken bu şekilde başlayacaksınız. Bir defa tığın başını doluyorum ve kirpiklerim için şöyle minik bir yuva yapıyorum. Tığ battıya yapmaktansa arkadaşlar böyle minik bir trabzan yapıp üzerine yapması daha güzel durduruyor kirpikleri. Bu şekilde 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığ battının içine girdim. Bu şekilde bir tane yuva yaptım. 7 zincirden 2 tane kirpik yapıp trabzana arasına da bir tane arkadaşlar tığ battı mesafesi bırakıyorum. Tekrar kirpiklerim için şu şekilde 2 alarak minik bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu şekilde kirpiğimin içine girip 4 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 7 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Döndüm düz yüzüne. Bu kapattığımız sık iğnemiz var ya arkadaşlar, tam ortasından girip bu şekilde buraya kirpiğimi sabitliyorum. Aynı yuvanın için 2 tane kirpik yapacağız. Yine 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Aynı sık iğnenin arasına giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane buraya kirpik yaptık. Şimdi 3 zincirle aşağı iniyorum arkadaşlar. Trabzanın arasına girdim. Bakın çıkarken 4 zincirle çıkmıştık. İnerken 3 zincirle. Buraya bir tane arkadaşlar kirpiğini oluşturduk. Kirpiğin biri hazır. Şimdi 7 zincir çekerek ikinci kirpiğimi oluşturacağım. 6 ve 7. Bakın bu şekilde sık iğne ile buraya sabitledim. Ve 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çekip şöyle aşağıya indim. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu şekilde bakın ikişer kirpikli bir minik kayamız oluştu bu şekilde. Ara suyumuzu bu şekilde yapıyorum. Şimdi model amaçlı olduğu için arkadaşlar iki tanesini yaptım ben. Şimdi direkt bakın şu şekilde 5 tane tığ battı. Araya 3 tanesi de arkadaşlar bu şekilde. Toplam 8 tane tığ battı arası mesafesi verip başlayacağız. Evet. Üçer zincir çekelim arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip tığ battı yapıyoruz. 3 zincir tığ battı.
3 zincir. Üç zincir. Altı oldu. Evet, sonuncu tığ battığı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın, şöyle bir zincirimi çekiyorum. Böyle ara suyumla çiçeğimin arasına bu kadar mesafeyi verdik. Hemen sık iğne ile ipimi sabitledim. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Ortada bir tane tığ battı mesafesini bırakıp bakın buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Bu şekilde hemen dibine bir tane başlamadan önce sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve 3 tane arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum. Şöyle döndüm. Yaptığım bu 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Döndüm düz yüzüne. Buraya tam 4 tane bu şekilde arkadaşlar sinek kanadı yapacağım. İlk sinek kanadımı bu şekilde kapattım. Ve yine 5 zincir. Bakın bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın 5 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10. Düz yüzüne dönüyorum. Hemen arkadaşlar bakın. 8 zincirli yuvamın içine kapattım. Hem de bu sinek kanatlarımız arkadaşlar biliyorsunuz dal görevini, çiçeklerimiz için yuva görevini görecek. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum tığ battımın içine. 1, 2, 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle 5 zincirimin içine girip sabitliyorum. Tekrar sıkı sıkı 10 zincir. 7, 8, 9, 10. 10 zinciri çekiyorum. 3. sinek kanadımı bu şekilde buraya sabitliyorum. Hemen 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine yine 3 zinciri çekip ters çevirdim. Sık iğne ile sabitliyorum buraya zincirimi. 10 zinciri sıkı sıkı 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdik düz yüzüne. Yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hemen yuvanın içine bir tane sık iğne yapıyorum ki bu yaptığım sinek kanatları kaymasın. Hani başında bir sık iğne sonunda bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu döndüğüm noktaya da şöyle isterseniz arkadaşlar tığ battıya inelim. Şöyle daha trabzan seviyesi tığ battı seviyesine inmiş oluyoruz. Bakın buraya sık iğne. Tığ battığı içine sık iğne ve yine arada arkadaşlar 3 zincir çekerek bu şekilde tığ battı yapıyoruz. 5 tane arıya tığ battı yapacağız. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battının içine girip sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum. 3 zincir bu şekilde. 3 zincir sıradaki tığ battının içine girip sabitliyorum. Evet arkadaşlar 3, 4, 5 tane olmuş. Şimdi bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 alarak buraya ara suyu yapacağız arkadaşlar. Bakın şu ara suyundan buraya devam edeceğiz. Şimdi
Sinek kanatlarımız, yuvalarımız hazır ve çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz bu sinek kanadımızın içine sık iğne ile ipimiz sabitledim buraya. Buraya kirpikler yapacağız arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. Ve sinek kanadımın içine sabitliyorum bu şekilde. Bu birinci kirpiğim. Yine 5 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir. Bu şekilde 3 tane 5 zincirden kirpik yaptık. Sinek kanadımızın tepesine 5 zincirden 3 kirpik yaptık. Ara suyu olarak da arkadaşlar 5 tane zincir çekeceğim bu şekilde. 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar bakın, bu 5 zincir büyük gelebilir. 3 iyi falan dersiniz ama bu 5 zincirin rolü büyük. Büyük değil arkadaşlar. Bakın yukarısını, üstünün yuvalarını yaparken çok güzel durmasını sağlayacak. Yine 5 zincir. Şöyle. Ben daha önce arkadaşlar 3 zincir çekerek yaptım. Bu 5 zincirin verdiği güzelliği vermediği için tekrar söküp yeniden sizler için 5'er zincirli ayarladım. Yani denenmiştir sizler için arkadaşlar. Ayarlanmış. Sonra videosu çekilmiş bir model. 5 zincirimi çekiyorum. Ve bakın. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirden 3 tane kirpiği bu şekilde yaptık arkadaşlar. Geçiş köprüsü olarak yine 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Bakın. Sıradaki sinek kanadımın tepesine bu şekilde sabitliyorum. 5 zincir. Şöyle sabitledim. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. (gülüyor) 5 zincir. Bütün yuvalara şöyle arkadaşlar, köprümüz 5 zincir ve kirpiğimiz 3'er kirpik. Aynı şekilde buraya da 3 kirpik yapalım. 5 zincirimi çektim. Tepesine 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yine sinek kanadının arasına 3, 4 ve 5 zincir. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Bakın tüm yuvalarımız arkadaşlar sinek kanatlarımızın üzerine bu şekilde kirpiklerimizi hazırladık. Kirpiklerimizi hazırladıktan sonra şimdi arkadaşlar zincir çekerek yuvaları hazırlayalım. Buraya 13 tane çekiyorum. İlk olduğu için dönme hesabı olarak 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle çevirdim. Bakın arkadaşlar, bu ortadaki 5 zincir önemli dedim. Gördünüz mü? Bir zincirde kenarlarda çok az pay kaldığı için bu güzelliği vermiyor. O yüzden aralara 5 zincir çekmeye gayret gösterin. 12 zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Yine bu aradaki 5 zincirimin içine girdim arkadaşlar. Sık iğne ile yuvamı kapattım. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yine bu 5 zincirimin arasına giriyorum. Sabitliyorum. Yine 12 zincir. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle arkadaşlar bakın. İlk şunu da arada şöyle tutalım da kaynaştıralım arkadaşlar. Sık iğnenin altında. Şöyle bakın. İlk kirpiğin bu ipin üstünden bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 tane zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Bakın arkadaşlar. Bu ipi sık iğne giderek oraya tutturduk. Şimdi arkadaşlar 2 zincirimi çektim. Bu çektiğim zincirin de arasından giriyorum. Sık iğne ile buraya kirpiğimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki hani biz de sahte sık iğne ile yapıyoruz ama bu kadar zarif durmuyor.
Arkadaşlar zincirinizi de bu iki zincir çekiyorsunuz ya onu da sıkı çekmeniz gerekiyor zariflik için. Bir de ipiniz esnemiş olacak. Zariflik için şöyle bakın şu şekilde yapıp ipinizi esnetin. Zincirlerinizi sıkı çekin. Şimdi zincirleriniz iki zincirdir ama o kadar bol çekersiniz ki 4 zincir gibi durur. O da kaba olur. O yüzden bu şekilde iki zincir sonra araya girip sahte sık iğne yapıp kapatıyorum. 3 oldu. 12 zincir arkadaşlar 10 tane 11 tane bu şekilde kirpikler alıyor. Eğer sayarak yaptığınız takdirde arkadaşlar kimi eksik kimi fazla olmaz bu şekilde. Şöyle hafif çekin arkadaşlar fazla üst üste yığılmasın. Bu şekilde 6 oldu. 2 zincir 7 8 9 ve 10. Evet. Biz de 10 tane bu şekilde kirpik aldık arkadaşlar. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Diğer yuvama da yine sadece sık iğne. Hiç zincir çekmeden. Bakın. Hiç zincir çekmeden. Şöyle oval duruşu sağlamak için. Şöyle arkadaşlar. Bakın kenarlardakiler muhakkak biraz 11 falan olursa daha güzel çerçevelemiş olur. Çünkü bu ara dönüş mesafesi ortalarda yok biliyorsunuz. Evet şimdi bu yuvayı da dolduralım arkadaşlar. 2 zincir. Sıradaki hem sıkı çekiyoruz hem sahte sık iğne yapıyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 6. 6. Şöyle. 7. 2 zincir. 8 şöyle hafif 2 zincir 9 2 zincir ve 10 10 tane bu şekilde arkadaşlar çektik bakın ve yuvanın içine de bu şekilde sahte sık iğne yaparak girdik hiç zincirsiz aynı şekilde arkadaşlar sonuna kadar gelelim. Buraya da 10-11 tane dolduralım. Şöyle koparma işleminde de yine yeşilin içine batarak şöyle bir zincir çekerek koparalım. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle iğne zarifliğinde bir modelimiz oldu arkadaşlar bakın. Şöyle bu mavim leylaktı ipim biraz ince düşmüş arkadaşlar. Şöyle yakına gelince fark ettim ben de. Sizlere de öyle geliyordur sanırsam. Bu sizle yaptığımız altın başak. Daha önce hazırladım. Leylak numarası arkadaşlar. Markası. Modelim bu şekilde. Şöyle arkadaşlar sizlerden de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.